Herkese merhabalar diyelim. Bugün özel röportaj bölümümüzde çok değerli bir konuk var. Yanımızda milli oyuncu Efecan Karaca. Alanyaspor'un yetenekli oyuncusu Efecan. Hoş geldin, bizi kırmadın kamp arasında. Nasıl gidiyor hazırlıklar? Yeni sezon öncesi senden dinleyelim. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz otelimize. Kamp programımız gerçekten yoğun, tempolu geçiyor. Yeni hocamızla yeni sisteme alışmaya çalışıyoruz biz de. Ama gerçekten uyum, arkadaşlık çok güzel. Zaten oturmuş bir kadromuz vardı. Ona da takviyeler oldu. Daha da iyi bir takım olduk bu sene. İyi de çalışıyoruz. İnşallah sezona çok iyi bir başlangıç yapıp güzel bir Alanyaspor, iyi bir Alanyaspor izlettireceğiz. Gene döneceğiz yeni sezona ama geçtiğimiz sene nasıldı Alanyaspor adına, senden dinleyelim. Neler yaşandı senin evet. gözünden dinleyebilir miyiz? Yani? Geçtiğimiz sezon Mesut Hoca ile lige başladık. Ondan sonra onun gidişiyle Sergen Hocamız geldi. Çok iyi bir çıkış yakaladık. Gerçekten UEFA Kupası'na gidebilirdik. Ama tabii talihsiz bir olay yaşadık. Arkadaşımız Josef Sural vefat edince, evet, kardeşimize buradan Allah rahmet eylesin. Çok önemli bir kayıp oldu bizim için. Tabii moral ve motivasyon olarak bayağı düştük son 4 hafta kala. Onun neticesinde de 9. bitirdik ligi. Senin adına da iyi bir sezon geçti Efe. İyi bir performans sergiledin, çıkış yakaladın. Her geçen gün kendini geliştirmeye devam ettin. Aynı şekilde devam da ediyorsun. Milli takıma da katıldın ama geçtiğimiz sene senin adına nasıldı? Onu da merak ediyorum kişisel olarak. Evet, geçtiğimiz sene benim adıma çok iyi geçti. Özellikle Sergen Hoca'nın gelmesinden sonra inanılmaz iyi bir sezon geçti benim adıma. Hocama da buradan teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Malatya Spor'da yeni takımında bana çok şey kattı diyebilirim. Futbol anlamında, sahaya hani görüş anlamında falan, taktik anlamda her şeyi gerçekten bayağı geliştirdi. Evet. Etkiliydi. Sadece benim için değil, bütün takıma zaten bunu kattı. Ozan da aynı şekilde tekrar parladı. Tekrar Ozan Tufan tekrar milli takıma döndü ve Fenerbahçe'de şu anda da. Herkes en üst düzey performans sergiledi. Gerçekten benim adıma da işte takımın üst düzey performans sergilemesi tabii ki de beni de olumlu yönde etkiliyor bu. Ben de onların neticesinde bana kattıklarından dolayı ben de iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Tabii ki de önemli olan ama o geçmişte kaldı. Önemli olan yeni sezonda da aynı seviyede ilerlemek ve bir üstüne çıkmak. Bunun için de daha çok çalışacağım. Daha iyi oynamaya çalışacağım. Sergen Hoca ile oynamak biraz da şans mı yani? Onun takımında olmak. Şimdi yeni Malatya Spor'da kendisi. Oradaki oyunculara da aynı performansı, aynı etki bırakacak mıdır? Tabii ki de Sergen Hoca zaten futbol görüşü olarak çok hücumcu oynattığı için, hep hücum oynattığı için benim gibi hücumcu oyuncular da çok sevecektir diye düşünüyorum. Tabii tecrübelerini de aktarıyor Sergen Hoca. O yüzden de takım hücumda daha etkili olduğu için göze hoş gelen bir futbol daha çok. Hücum oyuncuları da daha çok ön plana çıkıyor. O yüzden de biz de geçen sene Sergen Hoca'nın kattıklarıyla daha iyi bir performans sergiledik diyebiliriz. Şimdi hocalardan gitmişken Erol Hoca'yı da anmadan geçemeyiz tabii. Hocayı Kartal Spor'dan tanıyorsun. O da seni yakından tanıyor. Nasıl olacaktır bundan sonraki süreç? Erol Hoca ile konuştunuz mu? Geldikten sonra senden dinleyebilir miyiz bunları? Evet, önceden hocam da benim Erol Hoca Kartal'da yardımcı hocaydı o zaman. Şimdi baş hocamız. Tabii ki de Erol Hoca'nın da bir sistemi var. Geldiğinde konuştuk. Neler yapmamız gerektiğini bize anlattı. Artık onun sistemini ayak uydurmaya çalışıyoruz. Zaten bizim oturmuş bir kadromuz var dediğim gibi. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum ben. Onun sistemine de ayak uydurduğumuzda başarılı olacağımızı düşünüyorum. Çünkü Erol Hoca'nın yaptıkları ortada Malatya Spor'da. Malatya Spor'da geçen sene Erol Hoca'nın bıraktığı takım şu anda UEFA Kupası'nda. İnşallah biz de bu seneki hedefimiz üst sıralara oynamak. Tabii ki de öncelikle Anadolu kulüplerinin hedefi ligde kalmak olacaktır ilk hedef. Ondan sonra üst sıraları düşünmektir. Bizim de hedefimiz bu yönde ilerleyecektir diye düşünüyorum. Efe, seni tanımak isteyenler için soruyorum bu soruyu. Futbola nasıl başladın, nasıl gelişti? Çünkü 29 yaşındasın şu anda ama hiç duraksamadan, hız kesmeden performansın artmaya devam ediyor. Nasıl gelişti? Yani Efecan Karaca'yı biz nasıl tanıdık? Senden dinleyebilir miyiz? Nasıl başladın futbola? Futbola aslında
Kireçburnu altyapısında başlamıştım Sarıyer'de. Sonra Sarıyer'e geçtim. Sarıyer'den Galatasaray altyapısına transfer oldum 12 yaşında. 6-7 yıl orada oynadım. Ondan sonra Antep Belediye'ye gitmiştim. Böyle bir profesyonel hayatım başladı. Alanya'ya gelmemdeki en büyük etken de Kartal'da oynuyordum o zamanlar. Mehmet Altıparmak'tı hocamız. Şimdi Akhisar'da. 2 senedir de Süper Lig'e çıkartıyor evet, takımları. Müthiş başarılara çok imza güzel, atıyor. aynen. Çok müthiş başarılar imza atıyor senin dediğin gibi. Ona da başarılar diliyorum yeni sezonda, yeni takımında. İnşallah yine şampiyon olur. Konuşuyor musun kendisi? Her zaman konuşuyorum hocamla. O son 4 hafta gelmişti Kartal'a. Onunla bir çıkış yapmıştık Kartal'da ama küme düşmüştük. Sonra Alanyaspor'a transfer oldu ve bizi transfer etti. Ben, Haydar abi şimdi kaptanımız ve Timuçin vardı. Üçümüz beraber Alanya transfer olduk. Ve ondan sonraki süreçte de bugüne geldik ve 7. yılım. İkincilikten şu andaki TFF 1. lige çıktık. Ve oradan da Süper Lig'e çıktık. Şu anda da Süper Lig'deki 4. yılımız. Gerçekten Alanyaspor için de çok güzel bir oluşum var burada. Her yıl üstüne bir şey katıyor. Hem takım olarak hem kulüp olarak. Alanyaspor'un sende çok büyük bir payı var. Yani tabii. Çünkü Alanyaspor'la beraber yükselen bir performans var. İkincilik, birincilik, süperlik aynı şekilde. Bundan sonra da milli takım süreci var. Alanyaspor'un sendeki yeri nasıl? Çünkü çok kritik bir zaman geçirmişsin. Çünkü Kartal'dan Alanya'ya geçtiğin zaman kararı nasıl verdin? O süreç nasıl oldu? Evet, oradaki kararı Mehmet Hoca'nın baskılarıyla verdim. Bir ay beni hiç durmadan aramıştı. Sonra Haydar abiler anlaşmıştı benden önce. Onlar da aradı. Ve neticesinde Alanyaspor'a gelmeye karar verdim. İyi ki de gelmişim. 7. yılın sonunda müthiş bir çıkış diyebiliriz. Hem Alanyaspor adına hem benim adıma. İyi ki gelmişim diyebilirim yani. Şimdi de A milli takıma dönelim biraz. Bu sezon A milli takıma katıldın. Nasıl bir his? Milli formayı giymek nasıl? Belki de hayallerinden en büyüğü gerçek oldu. Ne hissettin? O süreci dinleyebilir miyiz senden? İlk milli takım Sergen Hoca'nın da çağırmıştı beni. Milli takıma çağrılabilirsin diye. Sonra tabii heyecanlanıyorsunuz. 2-3 gün sonra kadro açıklandı. Televizyonda gördüm ben kendimi, kadroda olduğumu. Sonra hemen tesisteydim. Tesisteydim, bizim fizyoterapist Ali abi vardı. O dedi ki bana, milli takıma gittin dedi. Ben dedim ki şaka yapıyorsun demiştim. Gerçekten televizyonda gördüm falan demişti. Gittim televizyona bir baktım sonra. İsmim var. Sonra bizim masör Sait vardı. Onunla sarıldık. Sonra direkt odaya gittim. Azıcık gözlerim dolmuştu tabii. Duygulandım tabii. Duygusal yani. Bir an yaşanıyor yani, mu çünkü sonuçta bir hayal. Her yani çocukluğundan yani bütün çocuk hayal. Aynen. Bütün Türk vatandaşının hayalidir milli takım formayı giymek, o yıldızı formayı göğsünüzde taşımak. Benim de hayalimdi tabii ki de. Gittim direkt eşimi aradım. İkimiz de ağladık aslında. Duygulu ve anlar yaşandı. Sen duygusal bir oyuncusun. Ben de seni tanıdığım için söylüyorum. O yüzden de detayları dinleyelim dedim. Duygusal bir an yaşadık orada. İlk eşimle paylaşmıştım. Sonra tabii annem, babam, kardeşlerimle paylaştık. Girdiğinde çok, ağladı mı Efecan yani? Evet, çok önemli bir, yani tabii benim hayatımdaki değişilmez bir anı diyebilirim yani. Peki teknik direktör Şenol Güneş, yeni bir yapılanma da var. Hoca ile çalışmak nasıl? Ya hoca gerçekten, Şenol Hoca zaten anlatmaya gerek yok. Türkiye'de kendini kanıtlamış. Türkiye değil, dünyada bile kanıtlamış. Belki milli takımın en büyük başarısını yaşamış hoca. Dünya üçüncülüğü. O yüzden Şenol Hoca ile çalışmak tabii ki de çok büyük bir ayrıcalık. Sadece bir hoca değil, bir öğretmen gibi gerçekten. Takıma katkısı inanılmaz. Şenol Hoca'ya da buradan teşekkür ediyorum. Bu fırsatı verdiği için. Yeni bir yapılanmada bize bu fırsatı verdiği için. Ben de elimden geleni yapacağım. Çalışacağım oralarda hep tutunabilmek için. Kaptan Emre Belezoğlu ile beraber de aynı formayı giydin. Onunla değinmeden geçmeyelim yani. Kaptanla çalışmak nasıl? O sahadayken size hissettirdiği duygular nasıl? Dediğim gibi yeni yapılanmada Emre abiyle Burak abinin katkısı inanılmaz. Gerçekten hem kaptanlar, hem abiler, hem arkadaşlar bu son iki kamptaki Şenol Hoca geldikten sonraki başarı da bunun neticesinde oluyor. Şenol Hoca ve Emre abi ve Burak abi. O Şenol Hoca hocamız ekip. Evet ve
Burak abi, Emre abi de takımın büyükleri. Takımdaki öyle bir arkadaşlık var ki, Antalya'da kamptayken, Fransa maçından önce 15 gün kamptayken mesela yemek yiyorduk, akşam yemeği, yemekten sonra 20 kişi oturuyorduk. Mesela önceden böyle bir şey yoktu. Öyle takım bir şey yokmuş. Ruh evet, yani. Evet. Ruh gelmiş takıma yani. Milli takım ruhu gelmişti gerçekten takıma. Bu dışarıdaki insanlara da yansıyor zaten. Tabii. Hepimiz zaten bunu herkes hissediyoruz. Herkes birlikte beraberlik oldu. Yani Şenol hocamız da toplantılarda zaten hep bunu diyordu bize. Ve bunun neticesinde de bir yerde 20 kişi oturmak, arkadaşlık çok önemli. Fransa gibi dünyanın en büyük takımını yeniyorsunuz. Ve Fransa'nın pozisyonu bile yoktu yani. Çok net yeniyorsunuz. Net yani. Net yeniyorsunuz yani. Bunun neticesinde geliyor zaten. Zaten kaliteli ayaklarımız var bizim. Türk milli takımı olarak. Gerçekten bence üst düzey bir takımız. Dünyaya kendi kendimize güvendiğimiz vakit gerçekten çok üst düzey bir takımız. Ve bunun neticesini de gösterdik zaten Fransa maçında. Ondan önce Moldova maçı, Arnavutluk maçları. Gerçekten milli takımda iyi bir yapılanma var. İnşallah Avrupa Şampiyonası'na kaptanla gireceğiz. Sahada olmak nasıl peki? Kaptanla sahada olmak tabii çok ayrıcalık ya. Kaptan, yani onun sahada yani olması nasıl bir özgüven? Sadece çok iyi bir futbolcu değil, çok büyük bir karakter bence. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük oyuncusu diyebiliriz kaptana, Emre abiye. Ona da buradan teşekkür ediyorum. Ama artı bir parantez, Burak abi de aynı şekilde. Burak abi de inanılmaz bir, o da aynı Emre abi gibi inanılmaz bir karakter. İnanılmaz bir oyuncu. İkisine de çok teşekkür ederim. İlk geldiğim, milli takıma ilk seçildiğimden beri bana destekleri çok oldu. Sadece onların değil, herkesin oldu ama tabii ki de onlar kaptan olduğu için, takımın büyükleri olduğu için onların daha fazla oldu. İnşallah milli takım Avrupa Şampiyonası'na gidecektir diye düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte de milli takımda Efecan'ı izleyeceğiz gibi duruyor yani. İnşallah. Sen performansını böyle arttırarak devam edersin. Performansımızı arttırarak devam edersek inşallah tabii. Sen nasıl görüyorsun peki milli takımın bundan sonraki sürecini? O eski ruh oluşacak mı yani? Bence oluştu. Özlenen bile. Milli takımı izleyeceğiz mi? Eski ruh bence oluştu bile yani. Gördüğünüz gibi herkes birlik ve beraberlik içerisinde yani, sadece şey değil, bütün ülke olarak bir maç olunca eskiden böyle bir şey yoktu. Ben bu iki kamptır gidiyorum ben milli takıma. Bundan önce hiç böyle bir şey olduğunu görmemiştim. Ama Şenol Hoca geldikten sonraki bu birlik ve beraberliği görebiliyoruz. Herkes heyecanlı. Herkes aynen yani dediğim gibi yani. Bence Allah'ın izniyle Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz. Şimdi de biraz bireysel gidelim. Juventus'a transfer oldu. Meri. Hem buradan tanıyorsun. Milli takımdan da tanıyorsun. Sence nasıl olacaktır? Juventus'ta takım arkadaşları falan artık açtı vardı. Aynen açtı. Bizi izliyorsa ona da selam söyleyelim buradan da. Ama senden dinleyelim. Nasıldı Merih'ten? Bugünlere geleceğini bekliyor muydunuz? Nasıl bir oyuncu Merih? Kardeşim o kadar iyi bir insan ki. Kalbi o kadar güzel ki. Kalbinin güzelliği gerçekten işine de yansıdı. İnşallah Juventus gerçi dünyanın en büyük takımlarından birisi. İnşallah orada kalıcı olur. 10 sene oynar, 15 sene oynar. Futbol hayatı bitene kadar inşallah oralarda oynar diye düşünüyorum. Çok iyi bir futbolcu gerçekten. Merih'in biz burada oynarken düşünüyorduk hep zaten böyle bir yükseliş yapacağını. Çünkü inanılmaz oynuyordu bizde de. Bizde zaten 4 ay oynadı. Ondan sonra Sosasula'ya gitti. Orada da çok iyi bir performans gösterdi ki bunun neticesinde Juventus'a gitti. Kardeşim dediğim gibi kalbinin güzelliğini yaşıyor. O kadar iyi bir insan ki. Artık telefonları açar mı Efe? Ronaldo'nun telefonlarını mı açar? Açıyor, görüntülü açıyor. İlk Efe abisi vardı. Ronaldo yokken Efe abisi vardı değil mi? Tabii ilk bana anlatıyordu her şeyini. Unutmaması da güzel. Bu da evet, karakterinin. O hayatta öyle bir çocuk değil. İnanılmaz bir çocuk. İnşallah onu da her zaman böyle senin de söylediğin gibi iyi yerlerde izleriz. Şimdi takım arkadaşlarından bahsetmişken Emre Akbaba'yı da değinelim istiyorsan. Çünkü sizin onunla farklı bir diyaloğunuz var. Alt liglerden beri beraber yükseldiniz. En son Galatasaray'a büyük bir transfer gerçekleştirdi. Sonra da üzücü bir sakatlık yaşadı. Şu anda ondan bahsedelim biraz peki. Yani senin performansında, onun performansında senin etkin nasıldı? Yani birbirinize etkiniz nasıldı? Emre Akbaba, o da arkadaşımdı. Yani o da inanılmaz bir insan. Çok iyi bir insan, çok iyi bir karakter ve çok iyi bir futbolcu. O da hak ettiği yerlerde şu anda. Şanssız bir iki tane sakatlık geçirdi. En sonuncusu gerçekten bayağı şanssızlıktı. Ama işte futbolda bunlar var. İnşallah o da bir an önce
Futbola dönecektir. Galatasaray'a büyük katkılar sağlayacaktır. İyi de bir Galatasaraylıdır kardeşim. İnşallah Galatasaray'a büyük katkılar sağlayacaktır. Onun benim performansındaki onun etkisi çoktur. Benim performansımda onun etkisi demeyeyim, tam tersini demeyeyim. Benim performansımda onun etkisi çoktur diyorum. Çünkü ya birbirinize katkınız kuşkusuz aynen. Vardı tabii ki de o da. Onun katkısı daha çok diyebilirim. Çünkü çok iyi bir futbolcu. Oynamak çok kolay gerçekten Emre Akbaba'yla. Topu bir de uyumunuz çok iyiydi. Evet. Birbirimizi çok tanıyorduk tabii. 4 yıl beraber oynadık. Her şeyimizi biliyorduk. Bir de o da arkadaşım. Evdekilerden çok onu görüyorum. Aynen. Bir de o zamanlar bekardık, evli değildik ya. 24 saat beraberdik. Sabah akşam berabersin. Aynen. O yüzden tabii birbirimizi tanıdığımız için sahanın içinde de daha kolay oluyor bazı şeyler. O yüzden kardeşime de buradan geçmiş olsun. İnşallah bir an önce sahalara geri döner. Hırsıyla dönecek ama bence çok iyi dönecek. Çok güçlü dönecek. Çok güçlü bir çocuk. Dönecek kardeşim inşallah. Ve yine bize eski Emrak Baba'yı ve daha iyisini izlettirecek. Allah'ın izniyle. Şimdi sen konuşurken aklıma geldi de çok süratli bir oyuncusun. Oyunu iyi okuyorsun. Bu süratın sırrı ne peki yani? Çok mu çalışıyorsun Efe? Yani geçtiğimiz sene damgasını vurdun. Hatta Trabzonspor maçındaydı sanırım. Çabuk diyelim. Evet. O tabii Allah vergisi bir şey yani çabukluk yani. O şey değil ama tabii ki de çalışıyoruz yani. Ekstra çok çalışıyorum. Haftanın en kötü 3 günü ekstra çalışıyorum yani idmandan bağımsız kendi başıma özel çalışıyorum. Çünkü kendi geliştirmeye devam ediyorsun. Kendi geliştirmek için çünkü Süper Lig'de oynamak kolay değil. Çok kuvvet, güç istiyor. Mantalite olarak da şey istiyor. O yüzden de kendimi her geçen gün daha da çok hazırlamam gerektiğini biliyorum ve daha da çok çalışıyorum. Daha iyi performans verebilmek için. Kanatta zorlayan en çok oyuncu kimdi peki Efe? Nagatomo. Çok hiç düşünmeden cevap verdin. İnandım evet. Şu an ne kadar zorladığına yani. Evet. Hiç kimse o kadar zorlamadı. Çok çabuk o da. Çok çabuk benim çok gibi. Çok çabuk. Geçiyorsun bir daha önüne geliyor. Geçiyorsun bir daha önüne geliyor. Hiç gitmiyor değil mi yani? Her aynen. Zaman yanında. Geçiyorsun bir daha önüne geliyor. Geçiyorsun bir daha önüne geliyor. Ya bildiğin gerçekten. Bunu sormamı bekliyormuşsun gibi yani. Direkt Nagatomo evet, dedi. Evet oydu. En çok o zorlamıştı beni gerçekten. Bir kere geçiyorsun bir daha önüne geliyor. Bir kere geçiyorsun. Gerçi ikinci Galatasaray maçında içerideki oynadığımız maçta o oynamamıştı. Sevinmiş mi? Evet. sakat tabii sakat kimse sakatlanmasın Allah korusun ama ya tabii. Oynamadığı için tabii sizin yani. İçin bir avantaj oldu tabii yani. Tabii aynı avantaj oldu ama kimse sakatlanmasın. Golcü olarak kimi beğeniyorsun peki? Yani Burak Yılmaz'a değindin az önce Burak ama Yılmaz aynen. Yani onunla oynamak seni nasıl rahatlatıyor yani? Burak Yılmaz toplarda... diyebilirim. Bir de Papi Sisse gerçekten. Yani Papi Sisse belki 16 tane gol attı geçen yıl. Belki 26 tane de atabilirdi. Bazen çok kolay goller kaçırıyor ama takım için inanılmaz yararlı bir oyuncu diyebilirim yani. Gerçekten bizi çok rahatlatıyor. Ve Papi Sisse ile birbirimizi çok iyi anlaşıyoruz. Birbirimizi o kadar iyi tanıyoruz ki. Benim nereye gideceğimi o biliyor. Ben onun nereye gideceğini biliyorum. Nerede top alacağını biliyorum. O yüzden mesela performansımdaki onun da etkisi çok diyebilirim. Geçen seneki performansı. Sonuçta birbirimizi tamamlamak evet, önemli. Evet çok olur. Tamamlıyoruz. Bence Papi Sisse de çok önemli bir oyuncu bizim için. Çok çok önemli bir oyuncu diyebilirim. Çok değil çok çok önemli. Altını oyuncu. Çizelim bir de. Evet. Peki Efe senin hedefin de merak ediyorum. Yani bundan sonraki süreçte neler yaşayacaksın? Neler planlıyorsun? Tabii ki de ilk hedefim her zaman Ay Yıldızlı formayı milli takımda kalıcı olmaktır. Her zaman o kadronun içinde olmaktır. O kadroya seçilmektir. Sonraki hedefimiz Alanyaspor'da mutluyum. Çok mutluyum. Burası benim evim gibi. Ama tabii ki de herkesin bir hayali vardır. Büyük takımlarda oynamak gibi. O da kulübün menfaatlerinde olursa olur. Olmazsa da yapacak. Önemli değil. Ama burada mutluyum yani. Alanyaspor gerçekten bir aile gibi. Hasan Başkan olsun, yöneticiler olsun. Şimdiki hocalarımız olsun. Erol Hoca da gerçekten hani İnanılmaz herkese aynı seviyede davranıyor. Oynayan oynamayan hiç fark etmez. O çok iyi bir şey bizim için. Bu da başarıyı getirecektir diye düşünüyorum bize. Burada güzel bir ortam var. Güzel bir arkadaşlık ortamı var. O yüzden ben burada mutluyum. Ama tabii ki de hepimizin hayalidir büyük takımlarda oynamak. Öyle bir şey olursa da kulübün menfaatleri, benim menfaatlerim doğrultusunda
karar verilir diye düşünüyorum. Hayırlısı olur inşallah. Diyelim peki Alanyaspor'un hedefine de değinmeden geçmeyelim. Erol Hoca geldiğinde sizle nasıl bir konuşma yaptı? Bu sene nasıl bir Alanyaspor izleyeceğiz? Erol Hoca geldiğinde tabii ki de. Şimdi Erol Hoca zaten hedefi olan bir hoca. Geldiği takımda takımı UEFA'ya gitmiş. Şimdi Erol Hoca'nın hedefi net. Belli yani. Bizim de üst sıralara oynamamız. Ben her zaman temkinli olduğum için ilk önce şey ben kendi adıma konuşuyorum. Erol Hoca'nın görüşü her zaman netti. Zaten geldiği takımda UEFA'ya gidiyor. Tabii Malatyaspor ve UEFA'ya gidiyor yani. Çok büyük bir başarıya imza attı. Buraya geldi. Burada da gerçi hazır bir takımımız var. Benim her zaman ben temkinli olurum. İlk önce alt sıralardan kurtulup ondan sonra hocamızın dediği gibi üst sıralara oynamak. Ki bizim takımın kapasitesinde de var üst sıralara oynamak. Oynayacağımızı da düşünüyorum inşallah. Alt sıraları da alt ligi de iyi tanıyan bir oyuncusu. Bu sene çıkan takımlarla ilgili de bir şey söylemek ister misin? Denizli Spor, Gençler Birliği, Gazişehir, Gaziantep gibi takımlar geldi. Çünkü ligde de kolay maç yok. Yani Gençler Birliği zaten, Gençler Birliği Denizli Spor Süper Lig'in köklü takımlarından. Gaziantep FK ilk defa çıkıyor. Hepsine başarılar diliyorum. Tabii ki bu sene lig zor olacak yine. Her zamanki gibi. Onlara başarılar diliyorum. Geçen senenin şampiyonu Galatasaray'a da değinmeden geçmeyelim o zaman. Nasıldı? Geçtiğimiz seneki şampiyonluğu nasıl değerlendiriyorsun? Gerçekten çok iyi oynadılar. Hak ettikleri bir şampiyonluktu. Tebrik ederim Fatih Hoca ve Galatasaray'ı. Son olarak eklemek istediğim bir şey var mı? Efe çok keyifliydi. Ben keyif aldım. Umarım sen de keyif almışsındır ama taraftarlara, Alanyaspor taraftarlarına veya senin eklemek istediğin, bizim atladığımız bir şey var mı? Öncelikle başkanımıza ve yönetim kuruluna teşekkür ederiz. Bize bu imkanları sağladıkları için. Alanyaspor her geçen gün üstüne katıyor. Kulüp olarak, hedef olarak. Bunun neticesinde de daha iyi bir Alanyaspor izlettireceğiz taraftarlarımıza bu sezon. İnşallah yeni hocamızla yeni transferlerimizde iyi bir Alanyaspor izlettireceğiz. Hepsi bize destek olsunlar sonuna kadar. Hepsine buradan selamlar. Hepsini seviyorum. Efe şuna da değinelim istiyorum ya. Bir hatıra olarak kızın sana şans getirdi bildiğim kadarıyla. Kızın ve eşine de bir şey söylemek ister misin? Defne'm gerçekten doğduğundan beri, Defne kızımın adı da. Doğduğundan beri çok şükür milli takıma gittim iki sefer. Çok şans getirdi bana. Eşime de buradan selamlar. Süper Lig'de oynamamın sebebi onun destekleridir. O oynamıyorken 10 maç hiç oynamamıştım. Sonra Saffet Susiç gelmişti. Tuğba'yla tanışmıştım o zaman. O bana inanılmaz destek olmuştu o 10 maçlık süreçte. Belki de Süper Lig'de ve milli takımda olmamın büyük katkısı Tuğba'nındır, eşimindir yani. Ona da buradan çok teşekkür ederim. Sadece bir eş değil, bir arkadaş, bir dert ortağımdır benim. Allah razı olsun. Defne'mi de öpüyorum buradan. Ağzına sağlık. Biz de senin gibi futbolcu kazandırdığı için. Tuğba'ya mı teşekkür ederim? Tuğba'ya teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Allah kızına da sağlık, sihat, hep beraber amin, güzel amin. Herkesin için, herkes için. Amin inşallah. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Alanya'da başarılı oyuncu, milli oyuncu Efecan Karaca ile birlikte keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. Kendisi içtenlikle tüm sorularımızı yanıtladı. Özel röportajımızı burada noktalıyoruz.